means forever, ever, hold on, never mind. Oh, I. Lezzetli Gizem'den hepinize merhabalar. Bugün hep birlikte cupcake yapalım. Malzemeler: 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 150 milim toz şeker, yarım su bardağı süt, 1 su bardağından birazcık fazla un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet şekerli vanilya, 1 adet hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 adet üçgen peynir. İlk önce yumurtamızı ve şekerimizi karıştırma kabına alalım. Daha sonra üzerine sıvı yağımızı ilave edelim. Şu şekilde karıştıralım. Yumurtanın beyazlarıyla sarıların ayrı ayrı çırpalım gibi tarifler görmüş olabilirsiniz. Bugün sizleri uğraştırmadan çok güzel bir cupcake yapalım. Daha sonra sıvı yağımızı ilave edelim. Ve karıştırmaya devam edelim. Sütümüze ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından yoğurdumuzu ilave edelim. Evet, karıştırma işlemimiz bitti. Hepimiz çocukluğumuzda balonlu sakızlardan çiğnemişizdir. Ben de şu an kek hamurunun içerisine 1 yemek kaşığı onun şurubundan ilave etmek istiyorum. Çok güzel bir tat veriyor. Şu şekilde. Hasta malzeme satan her yerde bulabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş unumu ilave edip çırpma işleme devam ediyorum. Ben unumu daha önceden elemiştim. Sizler de eleyebilirsiniz. Üzerine vanilyamı ve kabartma tozunu da ilave ediyorum. Son olarak peynirimi ilave edeceğim. Ve güzelce karıştıracağım. Buradaki önemli olan püf nokta, kek hamurumuzu hemen kaplarımıza yerleştirmeyeceğiz. 15 dakika beklemeye bırakacağız. Buzdolabında. Daha sonra da yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar, kekimizin hamuru dinlenirken biz de o esnada üzerine süslemek için kullanacağımız kremamızı hazırlayalım. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. 1,5 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyoruz. Daha sonrasında 1,5 yemek kaşığı şekerimizi üzerine ilave ediyoruz. Ve 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığından çok az olacak şekilde nişastamızı da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Evet, şimdi kremamızı ocağa alacağız. Daha sonra kaynadıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapalım. Daha sonrasında ılınmaya başladıktan sonra da yarım paket toz krem şantiden daha az olmak üzere içerisine krem şanti ilavesi yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi kremam kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapacağım. Evet.
Evet, kreman pişti. Şimdi altını kapattıktan sonra ılınmasını bekleyeceğiz. İçerisine dediğim gibi toz krem şantemizi ilave edeceğiz ılındıktan sonra. Evet, kek hamurumuz dinlendi. Şimdi cupcake kağıtlarını yerleştirmiş olduğum muffin kabıma kek hamurlarımı güzelce dağıtıyorum. Evet, şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 175 derece fırında güzelce pembeleşene kadar cupcake'lerimizi pişirelim. Evet arkadaşlar, cupcake'lerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Şu şekilde kesiyorum. Evet, şimdi süslemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, süsleme işlemimiz bitti. Ben çikolata toplarıyla ve gıda semiyle süsledim. Siz de değişik şekillerde süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.